Sayın Müdürüm, saygıdeğer öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Hepiniz hoş geldiniz. Program akışımız saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı, öğretmenimiz Çiğdem Doğru'nun konuşması, öğrencimiz Damla Mansur'un şiiri, Kübra öğretmenimiz ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan fragman, öğrencimiz Beyza Yaşan'ın şiiri, edebiyat öğretmenimiz Arzu Güner'in yönetimindeki 10. sınıf öğrencilerimizin oratoryosu ve son olarak okul kurucumuz Mesut Acar'ın konuşması şeklinde olacaktır. Sizlerden ricamız akış boyunca mikrofonlarınızı kapalı tutmak olacaktır. Bugün 19 Mayıs 2020. Düşünceden uygulamaya geçişin hareket noktası. Bugün 19 Mayıs 2020, Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle ulaşmasının, 101. yılına ulaşmasının yıl dönümü. Şimdi sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve Türk şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. İstiklal Marşımızı okurken mikrofonlarımızı yankı yapmaması açısından kapalı tutalım lütfen. Yıldızlı bayrağım, selam dururum sana. Özgürce dalgalanman gurur veriyor bana. Atatürk diyor ki, küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Okulumuz Anadolu Lisesi öğretmenlerimizden Çiğdem Doğru'yu günün anlam ve önemine dair konuşmasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Bütün ümidim gençliktedir. 1919'da Büyük Önder Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesinin en önemli noktasıdır 19 Mayıs. Bu önemli gün, İtilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. 19 Mayıs, 1919 tarihi bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk milletinin ulus olmaya yönelik yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan Türk ulusunun ve Atatürk'ün doğum günüdür. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günün milli mücadelenin başladığı gün kabul edilmesi bu tarihe büyük bir anlam katmaktadır. Atatürk'ün bu günü gençlere armağan etmesi gençlere güvendiğinin bir göstergesidir.
Atatürk en büyük eserim dediği cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni siz gençlere emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Milli mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir. Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, nice yüzyıllar diliyorum. Unutmayınız ki sizler 23 Nisan'ın çiçekleri, 19 Mayıs'ın geleceğisiniz. Teşekkür ederim. Didem öğretmenimize konuşması için teşekkür ediyoruz. Atatürk gençliğe verdiği değeri şu sözlerle ifade ediyor. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Okulumuz Anadolu Sesi öğrencilerinden Damla Mansur'u şiirini okumak üzere mikrofona davet ediyorum. Adımız Samsun, soyadımız 19 Mayıs. Baharda doğmuşuz biz. Ne güzeldir bahar mevsimi, bir bilseniz. Hele 19 Mayıs'ta, hele Samsun'da, hele yıl 1919'da. Adımız bağımsızlık, soyadımız Anadolu. Mustafa Kemal'le yürüdük biz bu yolu. Ne güzeldir bağımsızlık, hele 19 Mayıs'ta. Umut yüklü bir gemi, yanaşınca Samsun Limanı'na. Hele yıl 1919'sa. Adımız umut, soyadımız sevda. Sevdalıyız biz bu Anadolu'ya. Tam da teslim olmuştuk İtalyan'a, İngiliz'e, Yunan'a. Kara deryalardan bir fener gözüktü Anadolu topraklarına. Tam da 1919'da. Adımız Türkiye, soyadımız vatan. Karış karış çıktık Anadolu'ya, Amasya'ya, Erzurum'a, Sivas'a. Bir kurtuluş sevinciyle açtı kollarını bize Ankara. Tam da 1919'da. Baharda doğmuşuz biz. Ne güzeldir bahar mevsimi, bir bilseniz. Hele 19 Mayıs'ta, hele Samsun'da. Bir de yıl 1919'sa. Öğrencimiz Damla Mansur'a şiir için teşekkür ederiz. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan, koştu o parlayan güneşe doğru. Şimdi sizleri bilişim teknolojileri öğretmeni Kübra Özsan ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan günün anlam ve önemiyle alakalı fragman ile baş başa bırakıyoruz. Mayıs, istikbali göklerde aramak demektir. Mayıs, zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek demektir. Emanet edilen nefese sahip çıkmak demektir.
19 Mayıs uyanış demektir. Dinmeyen ezan sesleri demek. Kübra öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Atatürk gençliği diyor ki, bağlıyız sana atam, dün nasılsa bugün ve yarın. Genç, yaşlı, kız, erkek, çocuk, kıvancını yaşarız yolunda olmanın. Okulumuz Anadolu Lisesi öğrencilerinden Feyza Yaşay'ı şiirini okumak üzere mikrofonu davet ediyorum. Niye yanaştı Samsun'a sabaha karşı? Selam durdu kayı, çapası takası. Selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Bir duman. Bir duman değil bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan, demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan, Karadeniz'in halini bir görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar, kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa, ardından yürüleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Bir gencimiz Feyza Yaşay'a şiiri için teşekkür ederiz. Gençliğim, sağlam kafam, sağlam vücudum. Barışı korumalı, sevgiyi yaymalısın cihana. Günü aşmak borcun, çağdaş uygarlığı taşımalısın vatana. Okulumuz Anadolu Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Arzu Güner'in yönetimindeki 10. sınıf öğrencilerimizi oratoryolarını sergilemek üzere mikrofona davet ediyorum. Atatürk diyor ki, bizi öldürmek değil, canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. Kara bulutlar Türkiye'nin üzerinde dolaşıyor. Mondros Mütarekesi peşinden Sevr Antlaşması ve Ateşkes. Böyle antlaşma olur mu? Yurt parça parça edilmiş, Anadolu insanı kan ağlıyor. Memlekete nasıl sahibi olan Türk halkı başsız, bölünmüş kuşku içinde bezgin haldedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır. Fakat sayıcı çok ve silah bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu direnmeler kırılmaktadır. Bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki, bir tek karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmak. Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor. Düşmana yumruk sıkılıyor. Vurulan yumruklar memleket kadar büyük. Eline silahını alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok. Dayanıklık herkes tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz. Bir önder, bir kumandan bekliyor. İşte bandırma vapuru bu önderi. Kumandanı getiriyor. Samsun'dan kurtuluşa bir güneş doğuyor. Evet Mustafa Kemal bir karar veriyor. Verilen bu karar ise şöyle açıklıyor. Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksul bir millet, uygar insanlık karşısında uşak olmak durumunda daha yüksek bir muameleye layık görülmez. Böyle bir millet esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Böyle bir gün karşısında Samsun'da doğan güneşin yükselmesi, tüm ülkeyi aydınlatması milli birlikle sağlanabilir. 19 Mayıs'ta Samsun ufkundan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan. Koştu o parlayan güneşe doğru. Bu güneş hürriyetin müjdecisiydi. Mustafa Kemal'in ta kendisiydi. İşte hakiki kurtuluşu ölmekte bulan bu güneş,
Samsun'da doğarken ya İstiklal ya Ölüm parolasıyla doğmuş, halkın kurtuluşa giden önderi olmuştur. Bu güneş Samsun'dan sonra Amasya, Sivas, Erzurum ve oradan da yeni bir Türk devletinin kuruluş beşaresini yakmak için Ankara'da doğacak. İşte 19 Mayıs. Vardık bir kapısına Anadolu'nun, önlerinde Samsun'un. Öyle büyüdü ki ağzımız, öyle acıktık ki bize ekmek değil dağ sunun, tez Erzurum'a, Sivas'a, Ankara'ya. 19 Mayıs, Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs, kurtuluş güneşinin Samsun'da parladığı gündür. 19 Mayıs, Türk milletinin kurtuluşa adımını attığı gündür. 19 Mayıs, Türk milletinin önderini bulduğu gündür. Bu önder, vatanı düşmandan kurtardı, yeni Türk devletinin temellerini attı, yeni Türk devletini kurdu ve siz gençlere emanet etti. Emanet ederken de şöyle dedi. Gençler, cesaretimizi pekiştiren, sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık ve uygarlığın, vatan sevgisinin en değerli sembolü olacaksınız. Biz de gençler olarak bize emanet edilen bu vatanı en iyi şekilde yücelteceğimize ve koruyacağımıza söz veriyoruz. Arzu öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu gelen Bandırma Vapuru. Tekmil Anadolu ayakta. Bu gelen Bandırma Vapuru. Mustafa Kemal'in bakışı göklerden duru. Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemal. Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda. Mustafa Kemal'in elbisesi rütbesiz, nişansız. Ve avuçlarında kaderi yazılmış Türkiye'nin. Karadeniz sere serpe uzanmış önünde. Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır. Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir. Mustafa Kemal geliyor. Vapur yaklaşır, yaklaşır. Secde eder dağlar taşlar. Selam verir Gazi Anadolu'm bandırma vapurunun içinde. Güneşten süt emmiş bir sarışın kahraman var. Mustafa Kemal, ölümsüz kahraman. Sen Samsun'a ayak bastığın an, al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla dalgalandı vatan. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere okul kurucumuz Sayın Mesut Acar'ı mikrofona davet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Böylesi tabii programları yüzde kutlamak temennimiz ama malum dün açıklanan şeyle bu yıl itibariyle okullar kapandı. 8 ve 12'ler okulda sınava gelecekler. Onun dışında inşallah yazın bu bayramdan sonraki süreçte de yüzde görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinizin emeğine sağlık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarken aynı zamanda mübarek Kadir Gecesi'nde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden görüşemezsek hayırlı bayramlar da diliyorum. Hepiniz için teşekkürler. Özellikle sunucumuza da tebrik ederim. Gayet başarılı bir sunumdu. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Okul müdürümüz Mesut Acar'a teşekkür ediyoruz. Bizler de Kandil'ini kutluyoruz ve bayramımızı içtenlikle kutluyoruz. Atatürk diyor ki, milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. Thank you.
Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı programımız burada sona eriyor. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.